Merhaba. Sen tek misin bugün de? Mikrofonumuzu açabilir miyiz? Duyuyor musun çocuk? Evet, şimdi duyuyoruz, sesin geliyor canım. Teşekkürler. Sen teksin galiba bugün de. Evet, çocuğum. Tamam, oldu. Hadi bakalım. O zaman bugün de 8. ünitemizde sıram. Dolayısıyla 8. ünitede genel denge ve refah ekonomisi konularını inceleyeceğiz. Öncelikle bir kısmi denge nedir ve genel denge nedir? İkisi arasındaki ayrımı ortaya koymaya çalışalım. Buradaki grafikte de görüyorsun güzelim. Kısmi denge analizi bildiğin gibi Alfred Marshall tarafından ortaya konulmuştur. Ve kısmi... Efendim? Biz geçen hafta 7. ünitenin yarısında kalmamıştık. Burada kalmamıştık ama şimdi önümüzdeki hafta sorular falan olduğu için ben bu hafta kısmı genel denge ve refah ekonomisinden 8. üniteden devam edeceğim. Eksik kalan yerlere sizin sorularınız varsa ona göre tamamlayacağım önümüzdeki hafta, tamam mı? Tamam. O şekilde yapacağız. Çünkü başka zamanımız kalmadı, yetişmeyecek başka türlü konular. Tamam. Bugün de zaten bu üniteyi böyle hani 2 saatimiz olduğu için daha böyle özet bir şekilde ortaya koymaya çalışacağım. Anlaştık mı? Şimdi ilk önce hani genel denge ve refah ekonomisine girmeden önce kısmi denge analizi ile genel denge analizlerinin ayrımını ortaya koymaya çalışalım öncelikle. Hani daha net bir şekilde kafamızda oturması açısından. Burada da zaten slide'da da görüyorsun genel itibariyle. Slide gösterisini başlatalım, pardon. Burada da görüyorsun zaten ayrımı özet olarak göstermiş bulunmaktayız. Şimdi kısmi denge analizi esas itibariyle Alfred Marshall tarafından geliştirilmiştir. Ve kısmi denge analizi en iyi şekilde ceteris paribus varsayımı ifadesi ile tanımlanabilmektedir. Ceteris paribus biliyorsun diğer şartlar sabitken varsayımını ifade etmekte ve bu tür bir analizde bireysel karar birimlerinin ve bireysel piyasaların davranışları ayrı görünümde incelenmeye alınmaktadır. Yani tek bir piyasa şeklinde incelenme söz konusu olmaktadır. Örneğin işte bireyin sınırlı geliri ile faydasını nasıl maksimum yapacağı veya bir firmanın üretim maliyetini nasıl en düşük düzeye indirebileceği veya belirli bir maliyetle üretimini nasıl maksimum yapacağı gibi analizleri içermektedir. Kısmi denge analizi diyebiliriz. Burada tüketiciler malları talep edenler ve kaynak arz edenler olarak karşımıza çıkarken diğer taraftan da karşıla çıkmaktadır. Biz bunu hatırlarsanız bir diyagram içerisinde zaten göstermiş. Bir tarafta hane halkı, bir tarafta firmaların yer aldığı mal ve faktör piyasaları arasında hangisinin arz eden, hangisinin talep eden konumda olduğunu göstermiştik arkadaşlar. Ve çeşitli piyasa şartlarında tam rekabet, monopol gibi dengenin nasıl oluştuğu hem kısa dönem hem de uzun dönem açısından incelenmeye alındığını söyleyebiliriz. Kısmi denge analizi yapılırken İncelenen birim ile ekonominin geri kalan kısmı ile ekonominin yani geri kalan kısmı arasında mevcut olan etkileşim birbirinden ayrılmaktadır. Yani tek bir piyasayı ele alıyoruz, tek bir piyasayı inceliyoruz. Ekonominin geri kalan piyasalarında ya da diğer noktalarında meydana gelen değişimleri dikkate almıyoruz kısmi denge analizinde. Kısmi denge analizi aynı zamanda fiyat sisteminin kolayca anlaşılmasını sağlamaktadır bizim açımızdan. Dolayısıyla özetle diyebiliriz ki kısmi denge analizinin belirleyici niteliği her piyasadaki fiyat ve miktarın ceteris paribus varsayımı altında elde edilen arz ve talep tarafından nasıl belirlendiğini göstermesi açısından önem taşımaktadır. Kısmi denge analizinde her piyasa diğerlerinden bağımsız olarak kabul edildiğini söylemiştik hatırlarsan. Bu nedenle de
piyasa şartlarındaki bir değişmenin diğer piyasalar üzerindeki etkisinin önemsiz olması söz konusu olmaktadır. Yani bu bağlamda diyebiliriz ki diğer piyasalar üzerindeki etkisinin önemsiz olduğu durumlarda kısmi denge analizi uygun olarak ele alınabilir ya da uygun olmaktadır diyebiliriz. Bununla birlikte hiçbir piyasa diğer piyasalarda bir değişme olmadan kendi şartlarında bir değişme meydana getirmez biliyorsun. Yani mutlaka bir başka piyasada meydana gelen herhangi bir değişme sonucunda o piyasada bir değişme buna bağlı olarak meydana gelmektedir aslında. Dolayısıyla herhangi bir piyasadaki bir değişme diğer piyasalar üzerinde yayılma etkileri oluşturmaktadır diyebiliriz bu bağlamda. Diğer piyasalardaki değişmeler sırasıyla ilk piyasa üzerinde geri besleme etkileri meydana getirmektedir aynı zamanda. Piyasalar arasındaki bu tür karşılıklı etkileşimleri dikkate aldığımız zaman artık genel denge analiziyle karşı karşıya olduğumuzdan bahsedebiliriz. Yani piyasalar arasında, farklı farklı piyasalar arasında etkileşimler artık söz konusu olmaktadır bu bağlamda. Genel denge analizinde de her piyasanın ayrı incelenmesi yerine çeşitli mal ve faktörlerin fiyat ve miktarları arasındaki ilişkiler dikkate alınarak inceleme yapılmaktadır. Yani genel denge analizi ile piyasalar arasındaki karşılıklı etkileşim ya da karşılıklı dayanışma diğer bir şekilde incelenmektedir ve hangi mal ve hizmetin ne kadar üretileceği, üretimdeki hangi üretim yöntemlerinin kullanılacağı, bunun dışında üretilen mal ve hizmetlerin nasıl dağıtılacağı konuları ele alınmaktadır ya da incelenmektedir diyebiliriz buna. Genel denge analizi tam rekabetteki piyasaları içeren bir sistemde aynı anda bütün piyasaları dengeye getirecek bir nispi fiyatlar setini ortaya koymaktadır diğer bir ifadeyle. Ve genel denge analizi bütün piyasalardaki dengeyi aynı anda belirlemek için kullanılmaktadır diyebiliriz. İlk ve en basit genel denge modeli de Leon Varras tarafından ortaya konulmuştur, geliştirilmiştir diyebiliriz. Dolayısıyla bu iki piyasa arasındaki yani bu iki pardon denge analizi arasındaki ayrımları ortaya koyduğumuza göre bir sonraki slaytımızda gördüğünüz üzere yayılma etkisiyle geri besleme etkileri açıklanmakta. Şimdi kısmi denge analizi fiyatlar ve piyasalar arasındaki ilişkilerin bir kısmını ihmal etmekte olduğunu söylemiştik hatırlarsan. Yani aslında bu kısmi denge analizinin iki tür etkiyi dikkate almadığını göstermekte. Bu iki tür etkiye baktığımız zaman bunlardan ilki bir piyasadaki bir değişimin diğer piyasalarda oluşturduğu etkiyi ifade etmektedir. Yani bunu dikkate almaması söz konusu olmaktadır. Çünkü ne demiştik kısmi denge analizinde? Sadece tek bir piyasayı, tek bir piyasadaki durumu incelemekte. Diğer piyasalara onun ya da diğer piyasalardan etkilenmesi ya da diğer piyasaları nasıl etkilediği dikkate alınmamaktadır. Kısmi denge analizinde. Dolayısıyla bir piyasadaki değişim diğer piyasalarda oluşturduğu etkiyi dikkate almadığını göstermekte bize kısmi denge analizi. Bu nedenle kısmi denge analizi kısmi denge etkisi veya da o şekilde de ifade etsek olur. Kısmi denge etkisi fiyat sisteminin işleyişinin sadece bir kısmını dikkate almaktadır ya da bir kısmını açıklamaktadır diyebiliriz buna. Bir piyasada meydana gelen bir değişim diğer piyasaları aslında etkilemektedir. Bunu biliyoruz. Yani herhangi bir piyasadaki bir değişim ortaya çıktığında bunun sonucunda değişimin etkisi sadece o piyasada görülmemekte. Aynı zamanda değişimin yansımaları diğer piyasalarda da karşımıza çıkacaktır. Orada da yani bir sonucu ortaya çıkması söz konusu olacaktır. Buna aslında biz yayılma etkisi diyoruz. Burada da
slaytta da gördüğün gibi yayılma etkisi ilgili piyasada başlangıçta meydana gelen değişimin diğer piyasadaki etkisini ifade etmekte. Dolayısıyla kısmi denge analizinde bu yayılma etkisinin dikkate alınmaması söz konusu olmaktadır. Diğer bir deyişle. İkinci etki, dikkate almadığı etki ise geri besleme etkisidir. Şimdi kısmi denge analizi diğer piyasalardaki fiyatların değişmediğini varsaydığı için oluşan bu geri besleme etkisini dikkate alması söz konusu olmayacaktır bu bağlamda. Yani oysa baktığın zaman bir piyasada bir piyasa diğer piyasalar tarafından da etkilenmekte. Bunu biliyoruz hepimiz. Yani örneğin otomobil fiyatlarının değişmesi aynı zamanda benzin talebini etkileyecektir. Aynı zamanda otomobil lastiği talebini etkileyecektir vesaire. Toplu taşıma talebini etkileyecektir. Dolayısıyla hani bir piyasadaki değişim diğer piyasalara da mutlaka yansımaları, bunlara da geri dönütleri söz konusu olmakta. Ama kısmi denge analizinde bu tür bir geri besleme etkisinin olmadığı ifade edilmekte. Şimdi gerçek yaşamda baktığın zaman bir piyasadaki değişim diğer piyasaların yüzlerce işlemini etkilemesi söz konusu olacaktır. Ve sırasıyla bu piyasa şartlarınca da aynı zamanda etkilenmesi söz konusu olacaktır. Ayrıca karşılıklı etkileşim sadece piyasaların talep yönüyle sınırlandırılmamaktadır. Aynı zamanda bir piyasadaki faktörlerin fiyatlandırılması ve istihdam aynı faktörleri veya benzer faktörleri kullanan diğer piyasalardaki arzın da bundan etkilenmesi söz konusu olacaktır aslında. Diğer piyasalarda meydana gelen bu ikinci değişimin, başlangıç değişimin ortaya çıkarttığı piyasadaki etkisine de biz geri besleme etkisi diyoruz diğer bir deyişle. Şimdi bu iki denge modeli arasındaki ayrımları ortaya koyduğumuza göre genel dengeyi biz dikkate alacağımız için genel dengede artık ne var? Kısmi dengedeki gibi sadece tek bir piyasanın incelenmesi değil de artık bütün piyasaların birbiriyle etkileşimini dikkate alması söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla hani bir piyasada meydana gelen herhangi bir değişimin diğer piyasalar üzerinde yarattığı yayılma ve geri besleme etkilerinde dikkate alınması söz konusu olmaktadır diyebiliriz. Bu bağlamda genel denge modelinin bir takım varsayımları var üzerine oturtulduğu. Bu varsayımlar üzerinde durmak zorundayız. Bunlara baktığımız zaman bunlardan ilki orijinal bükey eş ürün eğrileri ile tanımlanan iki malın üretildiği varsayılmaktadır. Yani marjinal teknik ikame oranının negatif eğimli olduğu dikkate alınmaktadır. İkincisi ise her malın üretim fonksiyonu ölçüye göre sabit getiri ile nitelendirilmektedir. Üçüncüsü üretimde dışsallıkların etkisi yoktur. Yani bir malın üretimi diğer bir malın üretiminin sonucu olarak dışsal pozitif veya dışsal negatif ekonomilerinden etkilenmezler. Bu dışsal ekonomiler neler olduğunu, dışsal pozitif ekonomiler ve dışsal negatif ekonomiler neler olduğunu dersin sonuna doğru yine tekrar ele alacağız. Orada da göstereceğiz zaten. Bir başka dördüncü olarak varsayımımız üretimde iki üretim faktörünün kullanıldığı varsayımı vardır. Buradaki üretim faktörlerimiz tabii ki sermaye ve emek gibi iki tane üretim faktörümüz söz konusu olmaktadır. Bu üretim faktörleri hem homojen hem de bölünebilme özelliğine sahiptir aynı zamanda. Bir başka varsayımımız ise üreticinin amacının kar maksimizasyonu olduğu varsayımıdır. Bu her zaman için tabii biliyorsunuz üreticiler sonuçta babasının hayrına üretim yapmıyorlar. Hepsinin amacı karlarını maksimize etmektir. Bir başka varsayımımız piyasada sadece iki tane tüketicinin aktif olduğu varsayımıdır. Bu da tüketici tercihleri orijinal dış bükey kayıtsızlık eğrileri yani farksızlık eğrileriyle gösterilmekte. Bu da iki mal arasında azalan marjinal ikame oranını ifade etmekte aynı zamanda. Bir başka varsayımımız ise tüketicilerin tüketim kalıpları birbirinden bağımsız olduğu varsayımı var. Her biri kendine ait bir tüketim kalıbına sahip olduğunu göstermekte bu. Bir başka varsayımımız ise tüketicilerin amacının da fayda maksimizasyonu olduğudur. Yani tüketicilerde mümkün olan en yüksek fayda düzeyine ulaşma çabası içerisinde hareket ettiklerini ifade etmekte bu. Bir başka varsayımımız ise
tüketicilerin ekonomik refahlarını etkileyen temel değişken tüketicilerin mal miktarı olduğudur. Yani tüketiciler tükettikleri mal miktarına bağlı olarak onların refah düzeylerinin arttığını ya da azaldığından bahsetmek söz konusudur. Ve son bir varsayımımız ise mal ve faktör piyasalarında tam rekabet piyasa şartlarının bulunduğu varsayımıdır. Yani tam rekabet piyasasındaki durum ele alınmaktadır diyebiliriz buna. Şimdi buradan yola çıkarak bizim için önemli olan bir başka kavram var. Bu da Pareto optimumudur ya da Pareto optimalitesidir diğer bir deyişle. Özür dilerim. Geç kalıyorum diye hızlı hızlı koşarak geldim. Onun için de artık şimdi konuşunca tıkandım. Bizde kayıtlar var. O yüzden öğrenciler var başımızda. Hemen çıkamadım o öğrenciler yüzünden. O yüzden biraz geç kaldım. Kusura bakma. Şimdi Pareto optimumunu bu bağlamda tanımlamakta yarar var. Pareto optimumu dediğimiz zaman şunu ifade ediyor Pareto. Vilfredo Pareto tarafından ortaya konmuş biliyorsun. Toplumda en az bir kişinin refah düzeyini azaltmadan diğer kişilerin refah düzeylerini yükseltme olanağı yoksa toplum refahı optimuma ulaşmıştır. Sen bundan ne anlıyorsun mesela böyle bir tanım yaptığım zaman? Bu neyi gösteriyor sana? Toplumda yani tüketiciler arasında mal ve hizmet dağılımı öyle bir yapılmıştır ki, öyle bir dağıtılmıştır ki bir tanesinden bir tanesi refahını arttırmak istediğin takdirde diğerinden alarak ona vermen gerekiyor, tamam mı? Dolayısıyla öyle bir dağıtmışsın ki malları, bir tanesinde işte 3 tane var, bir tanesinde 5 tane var, bir tanesinde pardon işte 2 tüketici olsun, öyle düşünelim, daha mantıklı olur. Her ikisine de 5'er tane mal vermişsin, 5'er birim mal vermişsin. Öyle düşün, tamam mı? A ve B tüketicilerine 5'er birim mal vermişsin. Şimdi bu durumda bunlardan birisinin, örneğin A'nın refah düzeyini arttırmak istediğin takdirde bunun elinde ne kadar daha fazla mal olursa refah düzeyi o kadar artıyor, değil mi? Yani elindeki mal miktarı arttıkça refah da artacaktır. Dolayısıyla 5 birim mala sahipken bunun 6 birim malla sahip olmasını sağlamak istediğin takdirde toplumda ne yapman lazım? Diğerlerine dağıttığın, diğer bir tüketiciye dağıttığın maldan alıp ona vermen lazım ki onun mal miktarı artsın, dolayısıyla refahı artsın. Ama bunu yaparken ne yapıyorsun? B'de de 5 birim mal var. Ondan bir tanesini alıp da A'ya verdiğin zaman A'nın 6 oluyor, refahı artıyor. Ama B'nin refahı düşüyor. Çünkü onun artık elinde 5 birim değil 4 birim mal kalıyor. Dolayısıyla eğer sen bu böyle bir şey yaptığında, birisinin refahını arttırmak istediğinde bunun karşılığında diğerinin refahı azalıyor ise o zaman zaten Pareto optimumuna ulaşmışsın demektir. Zaten hani dağılım tam olarak optimum bir şekilde iki tüketici arasında dağılmıştır demektir bu. Tamam mı? Ama eğer o bir A'nın refahını arttırırken diğerinin refahında bir değişme olmuyorsa, örneğin diğerinde 8 tane var, pardon kaç tane olsun, 7 tane var, B'de 7 tane var, A'da 5 tane var. Şimdi B'den bir tane alıp A'ya verdiğin zaman her ikisine de 6 oluyor. Ne oldu? A'nın refahı artarken B'nin refahı hiç değişmedi. O zaman demek ki zaten daha optimum noktaya, denge noktasına ulaşmamışsın demektir bu. Yani zaten eşit bir şekilde, dengeli bir şekilde dağıtım gerçekleşmemiştir toplum içerisinde. Tüketiciler arasında demektir bu. Tamam mı? Bir de geldim burada hızlı hızlı konuşurken iyice tıkandım. Şimdi genel denge analizinde etkinlik veya aynı anlama gelen Pareto optimumunda öne çıkan nokta tam rekabet piyasasının etkinlik koşullarını sağlayabileceğidir. Hani daha önce üretim konusunda yani piyasaları incelerken de hep demiştik ya, tam rekabet piyasası diğer eksik rekabet piyasalarına göre daha etkin olarak işlemektedir diye ifade etmiştik hatırlarsan.
etkin bir piyasa yapısını ifade ettiğini söylemiştik. Dolayısıyla Pareto'ya göre de toplumda en az bir kişinin refah düzeyini azaltmadan diğer kişilerin refah düzeylerini yükseltme olanağı yoksa o zaman toplum refahı da optimuma ulaşmıştır demek mümkündür. Ekonomik etkinliği ifade eden bu optimumun gerçekleşebilmesi için de bir yandan üretilen malların tüketiciler arasında optimal dağılımının yani tüketimde etkinliğin sağlanması gerekmektedir. Diğer yandan da üretim faktörlerin çeşitli malların üretimi için üretim alanındaki dağılımın da optimal dağılımın da yani üretimde etkinliğin sağlanması gerekmektedir. Yani bir tarafta tüketiciler arasındaki tüketimdeki etkinliğin diğer taraftan da üreticiler arasındaki üretimde etkinliğin sağlanmış olması gerekiyor ki biz o zaman neden bahsediyoruz? O Pareto optimumun sağlandığından bahsediyoruz. Bu nedenle de üretimde de ve tüketimde de etkinliğin neyi ifade ettiğini H-word kutu diyagramı ile açıklama yoluna gitmekteyiz diyebilirim. Şimdi daha önce tüketici analizini yaparken farksızlık eğrisi ya da kayıtsızlık eğrisi analizi yapmıştık hatırlarsan. Tüketicinin faydasını göstermek amacıyla nerede fayda maksimizasyonu sağlayıp tüketici nerede dengeye geldiğini göstermiştik hatırlarsan. Orada da dikey eksende tüketicinin satın aldığı bey malı miktarı yatay eksende tüketicinin satın aldığı ağ malı miktarı yer almaktaydı. Ve bunun içerisinde biz farksızlık eğrilerini bu şekilde çiziyorduk. Hatırladın mı? Tüketici dengesini ortaya koyuyorduk. Bütçe doğrusunu, bütçe kısıtını çiziyorduk. Ve bütçe kısıtı ile farksızlık eğrisinin birbirine teğet olduğu noktada her ikisinin eğimlerin birbirine eşit olması nedeniyle tüketici o noktada dengeye geliyordu hatırlarsan. Faydasını maksimum kılıyordu. Bu şimdi birinci tüketiciye ait paneli gösteriyor, diyagramı gösteriyor. Bu da ikinci tüketiciye ait paneli gösteriyor. Onu da aynı şekilde dikey eksende bey malı tüketim miktarı, yatay eksende ağ malı miktarı yer almakta. Tamam. Şimdi biz bunları alıyoruz. Bu iki diyagramı. Bunu aynen koruyoruz bu şekilde buraya aktarırken. Diğerini de ikinci tüketiciye ait olan diyagramı da ters çeviriyoruz. Tamam mı? Tamamen ters çevirerek böyle koyuyoruz. Yani şurası onun şuradaki o iki noktası, başlangıç noktası. Tamam mı? Orijine. Dolayısıyla ters çevirip koyduğumuz için bu sefer üst kısımda şurası ikinci tüketiciye ait A malı miktarını gösterirken şu aşağıya doğru inen kısım ise B malı tüketim miktarını göstermekte. Tamam? Biz bu şekilde bunları birleştiriyoruz. Şimdi bir sonraki şekilde burada bunları birleştirdik. Bu yine bakın A malı pardon burada X ve Y malı olarak göstermişim. Birinci tüketiciye yani A tüketicisine ait Y malı tüketim miktarı. Bu da X malı tüketim miktarı yatay eksende. İkinci tüketiciye yani B tüketicisine ait orijin burada orijini. Bu ne olacak? X malı miktarı tüketim yatay eksende gösterdiğimiz normalde. Bu da dikey eksende gösterdiğimiz Y malı tüketim miktarını, satın aldığım mal miktarını gösteriyor. Tamam mı? Ve dolayısıyla bunları bu şekilde birleştiriyoruz. Bu bağlamda da H-word kutusu genel itibariyle iki malın iki tüketici arasındaki dağılımını göstermek amacıyla kullanılmaktadır diyebiliriz. Kutunun yatay ve dikey boyutları iki malın toplam miktarlarını bize göstermektedir. Ve tüketicilerin karşılıklı mal alanı buradaki şekildeki gibi gösterilebilmektedir veya şuradaki şekilde buradaki tüketicilerin karşılıklı mal alanı gösterilmektedir diyebiliriz. Şimdi ilk önce tüketimdeki etkinliği ele alalım. Tüketimdeki etkinliği dikkate alalım bu şeklimiz üzerinden. Tamam mı? Şimdi burası ne dedik? Tüketici beyinin satacağı X malı miktarı ve burada da şu kısımda da tüketici beyinin satın alacağı Y malı miktarını. Burası tüketici A'nın satacağı Y malı miktarı ile bu yatay eksende de tüketici A'nın satın alacağı X malı miktarının verildiğini söyleyebiliriz. Şimdi toplum refahının
optimum düzeye erişmesinin ilk koşulu üretilen mal ve hizmetlerin tüketiciler arasında optimal dağılımının sağlanmasında yatmaktadır. Yani üretilen mal ve hizmetler tüketiciler arasında optimal bir şekilde dağıtılması gerekmektedir ki toplum o zaman bir bütün olarak refah düzeyi optimuma ulaşacaktır. Yani toplumun tamamının refah düzeyi maksimuma ulaşacaktır diyebiliriz. Tüketicilerin eriştikleri bu maksimum tatmin düzeyini veren bu optimal dağılım söz konusu toplumda en az bir kişinin refah düzeyini düşürmeden o toplumdaki bir başka kişinin refah düzeyini arttırmayı olanaksız kılacak şekilde mal ve hizmetlerin tüketiciler arasında dağıtılmış olması halini ifade etmektedir diyebiliriz. Yani Pareto optimumunun sağlanması gerekmektedir diğer bir deyişle. Bu optimal dağılımın gerçekleşmesi halinde de tüm tüketiciler için mallar arasındaki marjinal ikame oranı aynı olacaktır. Yani bütün tüketiciler için marjinal ikame oranı neydi? Farksızlık eğrisinin eğimini vermekteydi. Yani bu demektir ki eğer optimum dağılımı gerçekleşirse o zaman bütün tüketiciler arasında marjinal ikame oranı birbirine eşit olacaktır. Bunlar ne geliyor ne gidiyor? Orası geçiş yeri mi? Bu sınıf. Başka yerden geçiş yok mu? Kitaplar hocam. Kitaplar yok. Hayır yok hocam. Ha. İyi. Değişik. İlginç. Şimdi bu şekilde de tüketiciye ait farksızlık eğrileri UA ile gösterilmiştir. Burada da görüyorsun bak kırmızı ile çizilmiştir. UA1, UA2 ve UA3 olarak gösterilmiş tüketici A'ya ait farksızlık eğrileri. Dolayısıyla farksızlık eğrisi analizindeki özellikleri açısından biliyorsun ya, farksızlık eğrisi orijinden uzaklaştıkça, orijin burası olduğuna göre A tüketicisine ait, uzaklaştıkça daha yüksek bir fayda düzeyini temsil ediyor biliyorsun. B için, tüketici B için farksızlık eğrileri ise UB1, UB2, UB3 olarak yeşil ile çizilmiş. Dolayısıyla onun orijini de buradan, onun açısından da orijinden uzaklaştıkça daha yüksek bir fayda düzeyini göstermeleri söz konusu olmakta diğer bir deyişle. Şimdi başlangıçta tüketicilerin her ikisinin de C noktasında olduğunu varsayalım. Tamam mı? Her ikisi de C noktasında buluşuyor. Bu demektir ki bak UA1 A tüketicisine ait birinci farksızlık eğrisi ile UB1 yani B tüketicisine ait birinci farksızlık eğrisinin birbirini C noktasına kesiyorlar. Bu neyi gösteriyor bize? Şimdi A tüketicisi şu kadarlık O1 şu noktaya kadar olan kısmı Y1 diyelim buraya, tamam mı? Kadar Y malı. O1 şuraya X1 diyelim buraya da X1 kadar X malı kullanırken buna karşı tüketici B ne yapıyor? Bak O2 şuraya kadar buraya da Y1 diyelim. Buraya kadar B malı kullanıyor. Yani kullandığı Y malı miktarı ne kadar az, bunun ne kadar fazla gördüğünüz üzere. Ve O2 şuraya da XB2 diyelim. Tamam mı? Bu kadar da ne kullanıyor? X malı kullanıyor. Tamam mı? Dolayısıyla bak A daha fazla Y malı, daha az X malı kullanırken, sahipken C noktasında B tüketicisi daha az Y ama daha fazla X malına sahip olduğunu gösteriyor C noktası bize. Şimdi her ikisi de bu noktada bulunuyorlar ve bu noktada iki tüketiciye ait farksızlık eğrilerinin birbirlerini kestikleri için diyebiliriz ki aynı zamanda farksızlık eğrilerinin eğimi veya
A malının B ile pardon A malı değil burada. Y malı ile B malının değişim oranları birbirinden farklı olmakta. Tamam mı? Y malı ile B Y malı ile X malının değişim oranları birbirinden farklı olduğunu göstermekte bize. Dolayısıyla bu noktada tüketimde etkinliğin sağlanması söz konusu olmayacaktır. Her ikisi burada nedir? Optimum bir noktanın henüz sağlanmadığını bize göstermekte. Tamam mı? Tüketimde etkinliğin sağlanması için de her iki tüketiciye ait farksızlıklar eğrilerinin eğimi olan marjinal ikame oranlarının birbirine eşit olması gerekmekte. Yani hem A tüketicisine ait farksızlık eğrisinin eğimi hem B tüketicisine ait farksızlık eğrisinin eğimi olan marjinal ikame oranları birbirine eşit olması lazım. Dolayısıyla bu da ancak nerede gerçekleşecektir? Bu da ancak her iki tüketiciye ait farksızlık eğrilerinin birbirlerine teğet olduğu noktada gerçekleşmesi söz konusu olacaktır. Dolayısıyla tüketicilerin C noktasından hareket ederek D, E, F noktalarına gelmeleri halinde biri veya her ikisi de faydalarını bunun sonucunda arttırabilme imkanı elde edeceklerdir. Tamam mı? Yani marjinal ikame oranlarının farklı olduğu C noktasından başlayan değişim süreci marjinal ikame oranlarının eşitlenmesi ne kadar devam edecektir diyebiliriz buna. Örneğin D noktasına geldikleri takdirde tüketici A'nın faydası değişmeyecek, hala UA1 farksızlık eğrisi üzerinde kalacaktır. Buna karşılık tüketici B'nin bak farksızlık eğrisi şimdi UB3 olacağı için daha yüksek bir fayda düzeyine ulaşması söz konusu olacaktır. Demek ki ikisi arasında birbirleriyle değiştikleri takdirde ne demiştik? C noktasında B'nin daha fazla X malı, daha az Y malı var. Ama C noktasında A'nın az X malı ama daha fazla Y malı var. Değil mi? Şimdi bunlar bu burası ne demiştik Y malı için? A tüketicisinin satacağı Y malı miktarını vermekte. Burası da satın alacağı mal miktarı X malı miktarını vermekteydi A için. Burası B tüketicisi açısından satacağı X malı miktarını, bu da satın alacağı Y malı miktarını vermekteydi. Dolayısıyla C noktasından itibaren bunlar kendi aralarında X ve Y malları değiştirmeye başlayacaklar. Değiş tokuşa başlayacaklar. Tamam mı? Şimdi A ne yapıyor? Y malı vermek istiyor. Karşında X malı almak istiyor. Tamam mı? O Y malının bir kısmını vermeye başlayacak. Karşında X malı alacak. Dolayısıyla şu kısımda azalırken aşağı doğru inerken dikey eksende yatay eksende artış yönünde artacak şekilde gidecek. Dolayısıyla dolayısıyla Y malı verecek, karşında X malı alacak. Bu aynı zamanda B tüketicisi de ne yapmak istiyor? X malını satıp daha fazla B, Y malı almak istiyor değil mi? O da bunun karşılığında A'dan Y malı alacak, ona X malı verecek. Dolayısıyla A tüketicisi burada C noktasından şöyle aşağı doğru Y malını azaltacak, X malını arttıracak şekilde kayarken B tüketicisi de Y malını arttıracak, X malını azaltacak şekilde kayacaktır diyagram üzerinde. İkisi aralarında mal alışverişini yapıyorlar, birbirlerine mallarını veriyorlar, değiş tokuşu gerçekleştiriyorlar. Ve bu gerçekleşen değiş tokuş sonucunda varsayalım ki D noktasına ulaşsınlar. D noktasına ulaştıkları zaman bu değişimden kim karlı çıkıyor? B tüketicisi değil mi? Onun faydası B1'den UB3'e çıkıyor. Buna karşılık bu değişim sonucunda A'nın faydasında herhangi bir değişme yok. Hala UA1 farksızlık eğrisi üzerinde yer almaya devam ediyor. Faydası değişmiyor. Tamam mı?
Ama bu D noktasında etkinlik sağlanıyor. Yani optimum bir nokta belirlenmiş oluyor. Neden de optimalite ya da optimum geçerli oluyor bu noktada? Çünkü her iki tüketiciye ait farksızlık eğrilerinin eğimi birbirine eşit oluyor. Dikkat edersen buradaki UA1 ile UB3 farksızlık eğrileri birbirlerine D noktasında teğet olmakta. Dolayısıyla bu denge koşulunu sağlandığını göstermekte. Tamam mı? Bu değişim sonucunda her ikisinin de dengeye ulaştığını, her iki tüketicinin de dengeye ulaştığını, her ikisinin de bu denge noktasında bulunduğunu ve refah düzeyin buna bağlı olarak toplumun refah düzeyinin arttığını gösteriyor. Her ne kadar ağının refahında değişme olmasa da beynin refahının artmış olması sonucunda toplumun refahı bir bütün olarak artmış oluyor çünkü. Tamam mı? Aynı şekilde F noktasına da ulaşabilirlerdi. Öyle bir aralarında Y'ye X malı değişimi gerçekleştirecekler ki bunun sonucunda F noktasına gelebilirler. Bu F noktasına geldikleri zaman da yine dikkat edersen bak, bu sefer B tüketicisinin faydasında herhangi bir değişim olmadığı halde o değişim sonucunda A'nın bu sefer faydası maksimum kılınıyor, daha da artıyor. UA1'den UA3'e çıkıyor. B'ninki UA UB1 olarak kalıyor. Ama yine burada UA3 ile UB1 farksızlık eğrileri birbirine teğet olduğu için F noktasında yine her ikisinin eğimleri, yani marjinal ikame oranları birbirine eşit olduğu için optimum denge noktası sağlanmış oluyor. Ve bunun sonucunda B'nin refahı değişmediği halde A'nın refahının artmış olması nedeniyle toplum refahı artmış oluyor. Yani yine bir optimum noktasına, bir denge noktasına ulaşmış olduğumuzu söyleyebiliriz. Buna karşılık eğer değişimi X ve Y mallarını A ve B kendi aralarında öyle bir değiştirip de E noktasına ulaşırlarsa, E noktasında yine her ikisine ait bu sefer UA2 ile UB2 farksızlık eğrileri birbirine teğet olduğu için her ikisinin marjinal ikame oranları, yani eğimleri birbirine eşit ve bu E noktasında her ikisinin de bu sefer refah düzeyi artmış oldu. Her ikisinde fayda düzeyi arttı, değil mi? Her ikisinde refah düzeyi artmış oldu. Dolayısıyla toplumun da refahı buna bağlı olarak artmış olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla buradaki D, E, F noktaları bize optimal noktaları göster, optimal dağılımı gösteren noktaları ifade etmekte. Yani etkinliğin sağlandığı optimal dağılımı gösteren noktaları ifade etmekte. Biz bu noktaları, bu optimal dağılım gösteren noktaları boyunca bir doğru çizersek eğer, burada sarıyla gösterilmiş, bu eğriye biz sözleşme eğrisi diyoruz. Anlaşma ya da sözleşme eğrisi adını veriyoruz. Tamam mı? Bu anlaşma eğrisi üzerinde eğer A ve B tüketicisine ait farksızlık eğrileri birbirine teğet olduğu noktaları birleştiren bu anlaşma eğrisi üzerinde bulundukları sürece, o zaman ne vardır? Toplumdaki refah düzeyinin artması söz konusudur. Yani her iki denge noktalarını ya da optimum noktaları, etkinliğin sağlandığı noktaları ifade etmesi söz konusu olmaktadır diyebiliriz. Anlaşma eğrisi boyunca da, anlaşma eğrisi iki malın, iki tüketici arasındaki dağılımının bütün etkin yollarını verdiğini söyleyebiliriz bu durumda. Dolayısıyla denge koşulu iki tüketici için her bir tüketicinin marjinal ikame oranlarının birbirine eşit olmasıdır. Bu durumda da parite optimumunun da sağlanması söz konusu olmaktadır. Yani tüm tüketiciler arasında marjinal ikame oranı eşit olmaktadır diğer bir deyişle. Bunu da yazdığımız zaman MRS burada hangi mallar için geçerliydi? Y ve X malları söz konusuydu, pardon. A tüketicisi için marjinal ikame oranının, B tüketicisinin marjinal ikame oranına eşit olması gerekmektedir. Bu aynı zamanda
bu malların değişim oranının da birbirine eşit olması anlamını taşımaktadır. Tamam mı? Bu bizim açımızdan etkinlik koşulunu ifade etmektedir ya da denge şartı olarak karşımıza çıkmaktadır diyebiliriz. Değişimde etkinlik ve para toplumuna baktığımız zaman denge koşulumuz dedik ya şudur. Bu bizim denge koşulumuzdur ve buna göre de rekabetçi dengede tüm tüketiciler için marjinal ikame oranı eşit olduğunu ve Pareto optimumunun sağlandığı kabul edilmektedir bu noktaya da, bu denge noktasında. Yani her rekabetçi denge aslında Pareto optimumudur aynı zamanda. Dedik ya rekabet, tam rekabetçi piyasa yapıları etkin çalışan piyasalardır. Dolayısıyla her rekabetçi denge, bu bir rekabetçi dengedir. Her rekabetçi denge aynı zamanda Pareto optimumunu göstermektedir diğer bir deyişle. Ve refah ekonomisinde de birinci teorem bizim açımızdan ne olacaktır? Her bir, yani birinci, ikinci, yazayım yine pardon, YX malları birinci tüketici için, ikinci tüketici için YX malları böyle devam ediyor. N tüketicisine kadar, yani N tane tüketici olduğunu varsayarsak o toplumda, N tane tüketiciye kadar bütün tüketicilerin marjinal ikame oranlarının eşit olmasını ifade etmekte. Bu eşitlik bütün tüketiciler arasında etkin bir dağılımın ve ekonomik etkinliğin veya değişimde Pareto optimumunun ilk şartını ifade etmektedir diyebiliriz buna aynı zamanda. Şimdi gelelim üretimde etkinlik konusuna. Ben yine ara vermeyeceğim çünkü zaten sen teksin. Biz devam edelim. Tamam mı? Vakitlice bırakırım seni zaten sıkmadan. Tamam mı? Ondan sonra önümüzdeki haftada sorularla devam ederiz. Şimdi üretimde etkinliğin de yine dayandığı bir takım varsayımlar var. Bu varsayımlara baktığımız zaman üretim faktörü olarak sadece emek ve sermayenin kullanılması söz konusu olmaktadır. Üretim faktörlerinin homojen olduğunu ve bunların miktarlarının sabit olduğu ifade edilmektedir. Üretim teknolojisi veridir, sabittir, değişmemektedir. Çünkü üretim teknolojisi değişirse o zaman buna bağlı olarak üretebileceğin mal miktarı da değişecektir tabii ki. Aynı sermaye ve emek kullanımı ile üretim teknolojisi değiştiği için daha fazla mal miktarının üretilmesi söz konusu olması mümkün o hale gelmektedir biliyorsun. O yüzden üretim teknolojisini veri olarak kabul ediyoruz. Ve üretim fonksiyonları sürekli orijine göre dış bükey ve birinci dereceden homojen olması söz konusu olmaktadır. Üretimde etkinliğini analiz ederken Edgeworth kutu diyagramı yine kullanılmaktadır. Burada da yine bu varsayımlarımızı üzerine oturtulmaktadır diyebiliriz. Ve yani burada aslında son varsayımımızda dedik ya, orijine göre dış bükey ve birinci derecenin homojen olması şunu ifade etmekte aynı zamanda, ölçüye göre sabit getirinin söz konusu olduğunu göstermektedir bize. Yani bunu ifade etmektedir, tamam mı? Bunu da unutma. Şimdi şuradan devam edelim. Yeni şeklimize bakalım. Demin oluşturduğumuz şekilden herhangi bir farkı yok. Sadece üretim analizinde biz farksızlık eğrisi analizini ya da kayıtsızlık eğrisi analizini kullanırken, hani hatırlarsan orada ne yapmıştık? Biz eş ürün eğrisinden bahsetmiştik üretim konusunda, değil mi? Tüketimdeki farksızlık eğrisi analiziyle üretimdeki eş ürün eğrisi analizi birbirinin aynısıydı hemen hemen. Sadece isimler farklıydı ve orada artık iki mal değil, kullandığımız iki üretim faktörü söz konusuydu hatırlarsan. Dolayısıyla burada A malı üretimi için kullanılan sermaye miktarla iş gücü miktarı, emek miktarı yer almakta. Burada da tersine çevrilmiş, yine aynı bu şekildeydi. Şöyle diyelim, şöyleydi. Dolayısıyla ne yaptık? Bunu getirdik, böyle çevirdik. Bu sefer de B malı
üretiminde kullandığımız sermaye ve emek miktarları yer almaktadır. Tamam mı şimdi de? Dolayısıyla yine ikisini böyle birleştirmiş olduk bu bağlamda şu şekilde. Şu şekilde. Parmaklar da açılmıyor. Şimdi burada Edgeworth kutu, üretim kutusunun yer aldığı bu şekil üzerinden açıklamalarımızı sürdürmeye çalışırsak eğer A malının üretimine ayrılan faktörlerin miktarı O1'den başlayacaktır. O1 noktasından orijinden başlayacaktır. Ve bu noktadan başlayan aralık ile B malına ayrılan faktörler ise O2 noktasından başlayan aralık ile ölçülecektir. Tamam mı? A malı üreticisinin eş ürün eğirleri QA1, QA2 ve QA3'tür. Kırmızı ile gösterilmiştir. Ve B malının üreticisinin eş ürün eğrileri de mavi ile gösterilmiştir. QB1, QB2 ve QB3 olarak ifade edilmiştir. Yine aynı şekilde orijinden bu eş ürün eğrileri uzaklaştıkça daha yüksek bir üretim düzeyini ifade etmekte. Bunu da biliyoruz. Dolayısıyla şimdi A malı üretimi arttığında üretim faktörlerinin daha büyük bir kısmı A malının üretimi için kullanılacaktır ve B malının üretimi içinde daha az üretim faktörünün kalması söz konusu olacaktır diyebiliriz. Şimdi şöyle düşün. Başlangıçta QA1 kadar üretirken kullandığın bak şu kadar iş gücü, şu kadar da sermaye kullanıyorsun, değil mi? Bunu sen üretim miktarını arttırdıkça A malı üretim miktarını ne olacaktır? Daha fazla sermaye ve daha fazla emek kullanacaksın. Dolayısıyla B malı üretimi için elinde çok daha az emek ve sermaye miktarının kalması söz konusu olacaktır diyebiliriz buna. Aynı şekilde B malının üretimi de arttığında bu sefer de ne olacaktır? Üretim faktörlerinin daha büyük bir kısmı B malı üretimine tahsil edileceği için, aktarılacağı için A malı üretiminin ya da A malı üretimi için daha az faktörün kalması söz konusu olacaktır diyebiliriz. Ekonomide üretim miktarları tüketici talebine bağlı olarak belirlenmektedir biliyorsun. Eğer o mala yönelik tüketicilerin talebi varsa buna bağlı olarak üretim miktarları ortaya çıkmaktadır. Eğer bir mala yönelik tüketicilerin talebi söz konusu olmazsa o malın üretimi de ya da üretim miktarı da ona bağlı olarak azalacaktır ya da hiç olmayacaktır belki de. Tamam mı? Yani tüketicinin taleplerine bağlı olarak üretim miktarlarının belirlenmesi söz konusu olmaktadır diyebiliriz. Dolayısıyla senin üretim bir taraftan tüketici talebi üretim miktarını belirliyor. Üretim miktarı da buna bağlı olarak ne kadar üretim faktörü kullanacağını ortaya koyuyor. Tamam mı? Yani sen eğer bir mala yönelik talep artarsa ya da talep varsa tüketiciler tarafından buna bağlı olarak üretim miktarını arttırırsın. Üretim miktarını arttırırsan arttırabilmek için daha doğrusu ne yapman lazım? Daha fazla emek ve sermaye kullanman lazım. Yani üretim faktörleri talebin buna bağlı olarak artması söz konusu olacaktır. Dolayısıyla üretim faktörlerinin hangi malın üretiminde daha fazla kullanılacağı aslında tüketici talebine göre belirlenmektedir diyebiliriz. Tamam mı? Hangi malın üretiminde üretim faktörlerinin daha fazla kullanacağı, A malı üretimin B malı üretiminde daha fazla kullanacağı genel itibariyle tüketicinin talebine göre belirlenmektedir diyebiliriz. Bu nedenle de Edgeworth kutu üretim kutusu kaynak tahsisi yerine etkin üretim noktalarının belirlenmesi açısından daha büyük bir önem taşımaktadır. Yani burada Edgeworth üretim kutusu ile birlikte ne yapıyorsun sen? Daha ziyade etkin üretim noktalarını belirleme yoluna gittiğimizi söyleyebilirim bu kutu diyagramı sayesinde. Üretim etkinliği de üretim faktörlerinin malların üretimine tahsis edilmesi halinde birisinin üretimini azaltmadan diğerinin üretimini arttırmanın mümkün
olmadığı durumunda sağlanmaktadır. Yani öyle bir kaynaklar, zaten biliyorsun her zaman söylüyoruz, iktisadın tanımı içinde de bu var. Kaynaklar kıt kıt tıkıttır. Dolayısıyla elinde sahip olduğun kaynakları herhangi bir malın üretimi için öyle bir dağıtman lazım ki malların üretimleri arasında. Bunun sonucunda bir malın üretim miktarını arttırmak istediğinde ne yapman lazım? Başka bir malda kullandığın kaynakları oraya aktarırken diğer malın üretimi azalıyor olması lazım. Eğer böyle bir şekilde dağıtım sağladıysan o zaman etkinliğe ulaşmışsın demektir. Ama eğer ki sen bir malın üretimini arttırmak isterken diğerinin de kullandığın, diğerine aktardığın kaynakları buraya aktardığında ne olacak? Diğerinin üretim miktarında herhangi bir değişme, herhangi bir azalma olmuyorsa o zaman zaten sen diğer malın üretiminde kullandığın atıl kaynakların var. Tam olarak kullanmadığını o kaynakları gösteriyor. Bu bir etkinsizlik durumudur aynı zamanda. Etkinsizliği ifade etmektedir diğer bir deyişle. Tamam mı? Şöyle düşünebilirsin bunu. Bir firmanın buzdolabı ve... çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi ürettiğini düşün bir firmanın. Şimdi elindeki sermaye, yani makinaları ve elindeki iş gücünü bunların ikisini üretim arasında dağıtmış ve bunun sonucunda her ikisinden de 100'er adet ürettiğini düşünün bir günde, tamam mı? Çamaşır makinesinin üretim miktarını arttırmak istediği zaman ne yapacak? Çamaşır makinesinin bulaşık makinesinin üretiminde kullandığı emek ve sermayenin bir kısmını çamaşır makinesi üretimine tahsis edecek, ayıracak, değil mi? Oraya kaydıracak. Bunu kaydırdığında eğer bulaşık makinesinin üretim miktarı hala 100 birim olarak devam ederse, artık çamaşır makinesi 100'den 120'ye, 150'ye çıkartırken ama hala bulaşık makinesi hala 100 birim olarak üretmeye devam ediyorsa, o zaman zaten etkin bir şekilde bu üretim faktörlerinin dağıtılmadığını gösteriyor. Tamam mı? Atıl kalan üretim faktörlerini gösteriyor. Ama eğer ki çamaşır makinesi üretimini 100'den 150 birime çıkartmak için bulaşık makinesinde kullandığı üretim faktörlerin emek ve sermayeyi çamaşır makinesi üretimine aktardığında, bunun sonucunda bulaşık makinesi üretimi 100'den 50'ye düşüyorsa, o zaman zaten etkin bir dağılımın söz konusu olduğundan bahsedebiliriz. Tamam mı? Üretimde etkinliği daha önceden sağlamış olduğumuzu ifade edebiliriz. Üretim etkinliğinin sağlandığı bu noktalardan hareketle de biz etkin üretim setine ulaşırız aynı zamanda. Etkin üretim seti üzerinde de mallardan birinin üretimini azaltmaksızın diğerinin üretimini arttırmak mümkün değildir. Dolayısıyla burada şekilde de görüldüğü gibi eş ürün eğrilerinin birbirlerine teğet oldukları noktaların geometrik yeri etkin üretim setini vermektedir bize. Yeşil ile bunu göstermişiz arkadaşlar. Yani A malına ait eş ürün eğrisi QB3'ün mesela birbirine teğet olduğu D noktası ya da E noktası ya da F noktaları etkin üretim setleri üzerinde yer almaktadır diğer bir ifadeyle. Bu dolayısıyla buradaki etkin üretim setini yeşil ile gösterdiğimiz etkin üretim setine anlaşma eğrisi de diyebiliriz. Aynı tüketim analizinde ya da tüketimdeki etkinlikte gördüğümüz gibi. Etkin üretim seti üzerindeki her noktada A ve B malı üretimi için tüm üretim faktörlerinin etkin bir biçimde kullanıldığını bize aynı zamanda göstermektedir. Yani atıl bir üretim faktörümüzün kalmadığını aynı zamanda ifade etmektedir. Her ne zaman iki üreticiye ait eş ürün eğrileri birbirine teğet olurlarsa, burada gördüğün gibi D, E ve F noktalarında
eş ürün eğirlerinin eğimini ifade eden marjinal teknik ikamı oranlarının da birbirine eşit olduğunu bize göstermektedir bu. Tamam mı? Yani D, E ve F noktalarında A ve B mallarına ait eş ürün eğileri birbirine teğet olduğu için o noktalarda ne vardır? Marjinal her iki mala ait eş ürün eğilerinin marjinal teknik ikamı oranları da birbirine eşit olduğunu göstermektedir bize. Dolayısıyla kaynak dağılımında da bir dengenin sağlanmış olduğunu söyleyebiliriz ve ekonomide genel üretim dengesine ulaşılmış olduğundan bahsedebiliriz. Yani ekonomide marjinal teknik ikamı oranı A malına ait marjinal teknik ikamı oranı ile B malına ait marjinal teknik ikamı oranının birbirine eşit olduğundan bahsedebiliriz. Dolayısıyla o zaman genel üretim dengesinin bu şekilde sağlanmış olması söz konusu olmaktadır. Şimdi hatırlarsan marjinal teknik ikamı oranı üretim düzeyi sabitken bir üretim faktörünün yerine diğerinin hangi miktarda ikame edileceğini bize göstermektedir. Marjinal teknik ikame oranı. Üretim faktörlerinin fiyatını da dikkate aldığımızda marjinal teknik ikame oranı üretim faktörleri fiyatları oranına da aynı zamanda eşit olmaktadır. Yani etkin üretim seti üzerindeki her teğet noktası bir faktör fiyatları oranını aynı zamanda bize yansıtacaktır. Buradaki D, E ve F noktalarında. Bu durumda her birinin eğimi, her bir eş ürün eğrisinin eğimi aynı zamanda o D, E ve F noktalarında ne olacaktır eğimimiz? Eğim eşittir. Eksi W1 bölü W, pardon R1 D noktasında. E noktasında eğimimiz eksi W2 bölü R2 olacak. Ve F noktasında da eğim eksi W3 bölü R3 olarak gerçekleşecektir. Şunu şöyle yapayım. Belki daha net bir şekilde görülür. Şimdi daha net bir şekilde çıkıyor galiba. Tamam mı? Dolayısıyla genel üretim dengesinin sağlandığını söylemiştik. Nerede sağlanıyor? Her bir mala ait marjinal teknik ikame oranlarının kali işte nedir? Bizim A ve B malımız vardı. A malına ait marjinal teknik ikame oranının B malına ait marjinal teknik ikame oranına eşit olması halinde genel üretim dengesinin sağlanması söz konusu olduğunu söylemiştik. Bu aynı zamanda neyi ifade ediyor bizim için arkadaşlar? Bu aynı zamanda her iki malın marjinal fiziki ürünlerinin fiziki ürünleri oranının birbirine eşit olduğunu göstermekte. Yani MPL A malına ait bölü MPK yine A malına ait marjinal sermayenin marjinal verimliliği, marjinal ürünü ya da marjinal fizik ürünün oranlanması şeklinde eşit olduğu gibi aynı zamanda MPLB malına ait emeğin marjinal fizik ürünü bölü yine B malına ait emeğin marjinal fizik sermayenin marjinal fizik ürününe oranının birbirine eşit olduğunu gösteriyor. Yani burada nedir? Her ikisine ait marjinal fizik oranlarının da denge noktasında birbirine eşit olması söz konusu olmaktadır diyebiliriz. Şimdi buradan yola çıkarak üretim imkanları eğrisine nasıl ulaşıldığını göstermeye çalışalım aynı zamanda. Üretim imkanları eğrisi iki üretim faktörünün sabit miktarları ve kullanılan
en iyi teknolojiyle ekonominin iki maldan üretebileceği alternatif bileşimleri göstermektedir. Biliyorsunuz bunu iktisat dersinden. Üretimin etkin seti veya diğer adıyla aynı zamanda üretim anlaşma eğrisi genel üretim dengesindeki bütün faktör bileşimlerini verdiğinden bize üretim imkanları eğrisi de genel üretim dengesindeki bütün faktör bileşimlerini aynı zamanda gösterecektir. Alttaki panelde burada gördüğün üzere üretim imkanları eğrisi etkin üretim seti üzerindeki üretim düzeylerinin eksenlerinde A ve B mallarının yer aldığı bir şekilde gösterilmiştir. Dikey eksende B malı, yatay eksende A malı yer almaktadır. Ve buna bağlı olarak Edgeworth kutu diyagramında elde ettiğimiz etkin üretim seti üzerindeki noktalar E1, E2 ve E3 noktalarını aktardığımız takdirde üretim olanakları eğrisine, üretim imkanları eğrisine doğru aktardığımız takdirde bunların E1 noktasının iz düşümü E1 üst, E2 noktasının iz düşümü E2 üst ve E3 noktasının iz düşümü E3 üst olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada bu noktalar, bak E1 noktasında ne var? Ne kadar QB3 kadar B malı, QA1 kadar A malı üretiminin söz konusu olması geçerli olmaktadır. Dolayısıyla neyi gösterecektir bize? Burada üretim imkanları eğrisi üzerindeki E1 üst, E2 üst, E3 üst noktaları etkin üretim seti üzerindeki iki mala ilişkin eş ürün eğrilerinin teğet noktalarının iz düşümü olarak karşımıza çıkacaktır. Ay. Üretim imkanları eğrisinin sağındaki bölgede üretim koşulları değişmedikçe mevcut üretim faktörleri miktarları ile mümkün olmadığını gösteriyor. Yani şu sağındaki bu bölgede sahip olduğumuz sermaye ve emek miktarı ile üretim yapamayacağımızı, o miktarlarda üretimi gerçekleştiremeyeceğimizi ifade etmekte. Buna karşılık solundaki, yani üretim imkanları eğrisinin içindeki noktalarda ya da bölgede üretim mümkün olmakta. O noktalardaki mal bileşimleri üretmek mümkündür. Ancak bu bölgede eğer üretim yaparsak kaynakları etkin olarak kullanmadığımızı, yani kaynaklarımızın atıl kalacağını göstermekte. Örneğin diyelim ki QA1 kadar üretim yaparsak, yani şurada herhangi bir noktada bulunursak, tamam mı? Bu neyi gösteriyor bize? Eğer kullandığımız A miktarı elimizdeki şeylerle, emek ve sermaye miktarıyla daha fazla üretebileceğimizi gösteriyor. Yani kullanmadan bıraktığımız bazı üretim faktörlerimizin olduğunu bize ifade ediyor diğer bir deyişle. Örneğin QA1 kadar üretirken bunu sabit tutarsak elimizdeki üretim faktörleriyle şu kadarlık, yani QA3 ile QA1, QB3 ile QB1 arasındaki kadar bir B malı üretiminden vazgeçtiğimizi gösteriyor. Tamam mı? Yani daha az ürettiğimizi, o kadar daha az ürettiğimizi, dolayısıyla tam olarak etkin bir şekilde üretim faktörlerimizi kullanmadığımızı ifade ediyor diğer bir deyişle. Üretim imkanları eğrisi üzerinde bulunulduğunda mallardan birinin miktarı sadece diğer malın miktarı azaltılarak arttırılması mümkün o hale gelmektedir. Yani sen buradaki üretim imkanları eğrisi üzerindeki E1 üst, E2 üst ve E3 üst noktalarındaysan, o zaman birisinin miktarını arttırmak istiyorsan ancak ve ancak diğerinin miktarını buna karşılık azaltman lazım. Örneğin ürettiğin A malı miktarını arttırmak istediğin takdirde ne yapman lazım? Bak, bunun karşılığında bu kadarlık B malı miktarı üretimden vazgeçmen lazım.
Ya da beyin malı miktarını buradaki şu noktadaysan, beyin malı miktarını arttırmak istediğin takdirde, çıkartmak istediğin takdirde bunun karşılığında A malı miktarından vazgeçmen lazım. Tamam, azaltman lazım. Bu o zaman diyor ki sana, üretim imkanları eğrisi üzerindeki bu denge noktalarında üretim faktörlerini A ve B malı üretimini öyle bir dağıtmışsın ki bunların ikisinin arasında hepsini en etkin şekilde kullandığını gösteriyor. Hiçbir üretim faktörünün atıl kalmadığını, her üretim faktörünü en iyi şekilde kullandığını ifade ediyor. Dolayısıyla birinin üretim miktarını arttırabilmek için diğerinin üretim miktarını azaltmak zorunda kaldığımızı gösteriyor. Bu sana tanıdık geliyor mu? Hani tüketimde etkinlikte Pareto optimumundan bahsederken tüketicilerden birinin refahını arttırmak için en az bir tüketicinin refahını azaltmak gerektiğini ifade ediyordu Pareto optimumu. Eğer böyle olmazsa o zaman Pareto optimumu sağlanamayacaktı, hatırlarsan. Burada o zaman diyebiliriz ki üretim imkanları eğrisi üzerindeki herhangi bir noktada A malından bir birim daha fazla üretebilmek için gerekli olacak üretim faktörlerini serbest bırakacak şekilde ekonominin B malından vazgeçmesi gerekecek miktarına ve B malına göre A malının marjinal dönüşüm oranı MRTAB denilmektedir diyebiliriz. Şurada yazayım onu. Marjinal dönüşüm oranı. Marjinal dönüşüm oranına MRTAB olarak ifade ederiz. Yani bu demektir ki üretim imkanları eğrisi üzerindeki marjinal dönüşüm oranı bir malın diğer bir mala hangi oranda dönüşebileceğini göstermektedir bize. Üretim imkanları eğrisi üzerinde yukarıdan aşağıya doğru hareket edildikçe, yukarıdan aşağı doğru hareket ettikçe marjinal dönüşüm oranı artmaktadır. Bunun nedeni de üretim imkanları eğrisinin iç bükey olmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü üretimin bir maldan diğer bir mala kaymasının fırsat maliyeti artmaktadır. Şöyle düşün, bak. Öncelikle E1 üst noktasında bulunduğumuzu düşünürsek şu kadar B malı, şu kadar A malı üretilmekte. Daha sonra sen, ay pardon, çok özür dilerim. Telefonum çaldı, çok özür dilerim. Şimdi nedir? Düşün, E1 üst noktasındasın. Şu kadar B malı, şu kadar A malı üretiyorsun. Dolayısıyla üretim imkanları eğrisi üzerinde yukarıdan aşağı doğru hareket ettikçe ne yapıyorsun? Şu kadar daha fazla A malı üretmek için öncelikle bu kadarcık B malından vazgeçiyorsun. Yine aynı miktarda A malı üretimini arttırırken bu sefer vazgeçtiğin B malı miktarı daha fazla oluyor. Tamam mı? Daha fazla fırsat maliyeti çünkü artıyor. Tamam? Dolayısıyla o yüzden marjinal dönüşüm oranı da artmaktadır diyebiliriz. Yukarıdan aşağı doğru üretim imkanları eğrisi üzerinde indikçe. Süremiz az kaldığı için hemen piyasa başarısızlıklarıyla devam edelim. Ondan sonra seni azledeceğim zaten. Şimdi hatırlarsan en az bir kişinin refahını azaltmaksızın bir kimsenin refahının artılmasının mümkün olmadığı durumu Pareto optimumunun ifade ettiğini söylemiştik, hatırlarsan. Ve piyasa başarısızlıkları da Pareto optimumun sağlanmasına engel olmaktadır aslında. Yani bir piyasada, yani bir ülkede piyasa başarısızlıkları söz konusuysa o zaman Pareto optimumunun sağlanması zorlaşmaktadır diyebiliriz buna. Ve piyasa başarısızlığı temelde
piyasa gücü, kamusal mallar, dışsallıklar, asimetrik bilgi nedeniyle aslında ortaya çıkmaktadır diyebiliriz buna. Ve bunları da şimdi sırasıyla bir ele alalım istersen. Önce piyasa gücüyle başlayalım. Piyasa gücü biliyorsunuz eksik rekabetçi bir piyasada fiyat marjinal hasılatın üzerinde yer almaktaydı diğer bir deyişle. Yani aşırı kar elde etmeleri firmaların söz konusu olmakta. Dolayısıyla firmaların bir piyasa gücünün olduğundan bahsediyorduk. Monopol piyasasında, oligopol piyasasında ya da monopolcu rekabet piyasasında firmalar negatif emri bir talep eğrisine sahip oldukları için bir piyasa gücüne sahip olmakta olduklarını ifade ediyorduk. Dolayısıyla bunların aşırı kar elde etmeleri söz konusu olmaktaydı. Fiyat belirleyici olarak karşımıza çıkmaktaydı hatırlarsan. İkinci olarak rekabetçi piyasalara göre daha az üretilip daha yüksek bir fiyattan satılması söz konusu oluyordu malların. Negatif emri talep eğrisine sahip olmaları buna neden oluyordu hatırlarsan. Ve bu da kaynakların etkin dağılımını engellemekte. Dolayısıyla parite optimumunu da bu aynı şekilde engellemesi söz konusu olmakta diyebiliriz buna. Eksik rekabet piyasalarında biliyorsun kar maksimizasyon koşulu bütün piyasalar için geçerli. Marjinal maliyeti marjinal hasılata eşit olduğu noktada kar maksimizasyon koşulu sağlanmakta. Dolayısıyla eksik rekabet piyasalarında bu MCMR eşitliğinin sağlanması sağlanırken MCMR eşitliği sağlanırken firmaların satış fiyatları marjinal hasılatlarından daha büyük olarak gerçekleşmekte. Yani P marjinal hasılattan daha büyük olmakta. Diğer bir de işte. Bu da daha fazla kar elde etmelerini dolayısıyla ya da daha fazla kar elde edebilmek için daha düşük bir üretim düzeyi ve daha yüksek bir fiyatın belirlenmesi anlamını taşımaktadır diğer bir deyişle. Dolayısıyla üretim aslında optimal üretim düzeyinin altında bir noktada gerçekleşmekte diğer bir ifadeyle. Eksik rekabet piyasasındaki firmaların üretimlerini bu şekilde kısmaları yani daha az üretmeleri, etkin bir üretim sağlamamaları sonucunda kaynakların üretim alanları arasında etkin dağılımını engelleyerek aynı zamanda parite optimumunu sağlanmasını da engellemektedir diyebiliriz. Kamusal mallara geçelim. Kamusal mallar açısından bu da hani demiştik ya piyasa başarısızlığına neden olan faktörlerden bir tanesi. Dolayısıyla bir malın tüketici tarafından tüketilmesi diğer tüketicilerin elde edebilecekleri miktarı azaltmıyorsa bu mal kamusal maldır. Tamam mı? Yani demin ne vardı parite optimumu sağlarken bir tüketicinin refahını azaltmaksızın diğerinin refah düzeyini bir tüketicinin refah düzeyini arttırabilmek için diğer tüketicinin refahını azaltmak gerektiğinde parite optimumu sağlandığından bahsetmiştik değil mi? Dolayısıyla ama burada ne diyoruz biz? Eğer bir mal kamusal malsa o zaman nedir? Bir tüketicinin o malı tüketmesi sonucunda diğer tüketicinin o maldan tüketici miktarını azaltması söz konusu değildir. Yani onun tükettiği miktarda aynı kalabilmektedir. Dolayısıyla biz malları ayırırken özel mallar ve kamu malları olarak ikiye ayırmaya çalışıyoruz bunları. Özel mallara baktığınız zaman her birimi yalnız onu satın alan tarafından tüketilen malları ifade etmektedir. Yani parasını verip satın alan kişi tarafından sahiplenip tüketilmesi mümkün olan malları ifade etmekte özel mallar. Dolayısıyla satın alan kişi tarafından tüketilmesi halinde o mal diğer tüketicilerin o maldan kullanacakların miktarı azaltacaktır. Örneğin düşün ki ne olsun işte 1000 tane otomobil varsa üretilen otomobil varsa o zaman bir tane diyelim hatta bir tane otomobil üretilmişse
piyasada iki kişinin, iki tüketicinin olduğunu varsayalım. O zaman ben gidip o otomobili satın aldığım takdirde, kullandığım takdirde, o zaman sen ikinci tüketici olarak herhangi bir otomobil satın alamayacaksın. Çünkü başka otomobil kalmadı. Dolayısıyla senin o maldan tüketeceğin miktar azalmış oldu. Bu tür mallara biz özel mallar diyoruz. Ve özel malların iki temel özelliği karşımıza çıkmaktadır. Demin söylediğim gibi işte otomobil satın alan bir tüketici söz konusu olduğunda diğer tüketicilerin satın alabileceği otomobil miktarı azalacaktır doğal olarak. Bu özellik tüketimde rekabet olarak ifade edilmektedir dolayısıyla. Tamam mı? Ayrıca özel malın tanımını yaparken sadece satın alan kişinin bundan bu malı tüketmesinin mümkün olabileceğini söylemiştik hatırlarsan. Dolayısıyla özel sektör tarafından üretilmiş bir mal satın alan kişi dışındaki kişiler tarafından kullanılması önlenebilmektedir. Buna da dışarıda bırakma özelliği diyoruz özel malların. Buna karşılık kamusal mallara baktığımız zaman kamusal mallarda tüketimde rakip olmama özelliği gözümüze çarpıyor. Bir malın pek çok kişi tarafından muhtemelen aynı anda tüketilmesi söz konusu olabilir. Örneğin kamusal mal olarak karşımıza ne çıkıyor? Köprüler. Değil mi? Ya da otoyollar, paralı otoyollar olabilir bu. Ya parasız otoyollar yapılmış olabilir. Artık hangisini dikkate alırsa bunlar kamusal mallardır. Dolayısıyla herkes o aynı anda o yolu kullanmakta. İsteyen o yoldan geçebilmekte, o köprünün üzerinden geçebilmekte. Dolayısıyla herkes o kamusal malı aynı anda tüketmekte. Dolayısıyla bir kişinin, bir tüketicinin o malı tüketmesi, o yoldan geçmesi diğer kişilerin, diğer tüketicilerin o yolu kullanmalarına bir engel oluşturmamaktadır. Tamam mı? Onları dışarıda bırakma durumu söz konusu olmayacaktır. Ya da diğerlerinin kullanımını engellemesi, önlemesi söz konusu olmayacaktır. Bunun için bir de mesela savunma örneğini verebiliriz. Örneğin bu en iyi örnektir belki de savunma örneği. Bir kişinin ulusal savunma hizmetinden yararlanması başka bir kişinin yararlanacağı savunma hizmetini azaltmamaktadır. Değiştirmemektedir. Sonuçta toplum içerisinde o ülke içerisinde yaşayan bütün insanlar, bütün herkes aynı savunma hizmetinden yararlanma imkanına sahip olmaktadır. Birinin savunma hizmetinden yararlanması diğerinin savunma hizmetinden yararlanacağı miktarda herhangi bir azaltma yaratması söz konusu olmayacaktır. Aynı şekilde dışarıda bırakmama özelliği vardır. Yani özel mallardaki dışarıda bırakma özelliği burada söz konusu değildir. Yani bir malın tüketiminden elde edilen faydalardan diğer kişilerin de yararlanmasının kısıtlanamayacağını ifade etmektedir. Bu diğer bir deyişle. Yine savunma hizmeti örneğinden burada açıklamamızı devam edersek eğer bazı savunma hizmeti tüm ülkeyi kapsadığından bazı kişilerin bu hizmetten faydalanması engellenemez. Yani bütün ülkeyi savunma hizmeti kapsadığı için hani sadece işte Eskişehir bölgesindekiler o savunma hizmetinden yararlanıp Ankara bölgesindekiler yararlanamaz diye bir kaide söz konusu olmayacaktır doğal olarak. Tamam mı? Kamusal mallar bir piyasada alınıp satılmadığı için bunların fiyatlarının da olmaması söz konusudur. Yani bunlar için bir fiyat belirlenmez. Bir ekonominin sahip olduğu üretim faktörlerinin ne kadarının kamusal mallar üretiminde kullanılacağı siyasi otoritenin kararına bağlı olarak gelişecektir. Yani ne kadar iş gücünü işte yol, baraj ya da ne bileyim köprü yapımı için kullanacağını yine kamusal yani siyasi otorite karar verecektir buna. Dolayısıyla kamusal mallar olgusu bir ekonominin parite optimumunun sağlanmasını sınırlayan belli başlı etmenler arasında yer almaktadır diyebiliriz. Bunun dışında bedavacı sorunu ya da buna İngilizce literatürde free rider olarak geçmekte. Bedavacı sorununa baktığımız zaman
Hani biraz önce kamusal mallardan bahsetmiştik değil mi? Kamu mallarının özelliklerinden birisinin dışarıda bırakmama özelliğinin olduğundan söz etmiştik. Tüketici başkaları için üretilen bir kamu malından onun maliyetine katlanmaksızın, yani bedava o maldan yararlanabilmektedir. Tamam mı? Yani örneğin diyelim ki şimdi bu dersi şu anda ben sana işliyorum değil mi? Bu kayda alınıyor ve bu kayıttan başkaları seyredebiliyor. Şimdi orada öğrenci olmayanlarda, yani açık öğretime kayıtlı olmayan öğrencilerde senin şifreni kullanarak senden bir arkadaşın rica edebilir, bunu kullanabilir. Değil mi? İşte o bedavacı, free rider'dır. Tamam mı? Bu sefer senin, ne yapıyor? Bunun herhangi bir maliyetine katlanmaksızın, örneğin harç giderini yatırmaksızın bu hizmetten yararlanmış oluyor. Tamam mı? Bu bedavacı sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Her tüketicinin böyle davranması, yani her tüketicinin bedavacı olması sonucunda o malın üretim maliyetinin de karşılanamaması söz konusu olacaktır. Kamusal maldan bedava yararlanmak şeklinde oluşan işte eğitim, kamusal malın üretim maliyetlerinin karşılanmamasına neden olmaktadır diyebiliriz. Üretim maliyetlerinin karşılanamadığı bir durumda da kamu malları ile özel kamu malları özel firmalar tarafından üretilmeyecektir. Yani herhangi bir maliyeti karşılanmadığına göre amacı kar maksimizasyonu olan özel firmalar kamusal malı üretmek istemeyeceklerdir doğal olarak. Ancak üretseler dahi bunu ihtiyacın altında üretmeyi tercih edeceklerdir. Çünkü maliyetlerini karşılamaları söz konusu olmadığı için. Ve bu da piyasa başarısızlığı olarak karşımıza çıkmakta. Tamam mı? Ve piyasa başarısızlıkları olarak ele aldığımız zaman bu durumu, devletin bu tür malların üretimini gerçekleştirmesine veya devletin piyasaya bunların gerçekleşmesi amacıyla piyasaya müdahale etmesi gerekliliğini ortaya çıkartmaktadır aynı zamanda. Dolayısıyla devlet müdahalelerinin söz konusu olduğunu bu tür piyasa başarısızlıklarının karşısında söylemek mümkün. Yani bir takım devlet tarafından ortaya konulan regülasyonların ya da düzenlemelerin gerçekleşmesi söz konusu olmaktadır diyebiliriz buna. Aynı zamanda bir başkası ise dışsallık konusudur. Dışsallık da aynı zamanda piyasa başarısızlıklarına neden olmaktadır. Burada dışsallık hem üreticiler hem tüketiciler tarafından meydana getirebilen dışsallıklar olarak karşımıza çıkmakta. Karar vericilerin üretim veya tüketim faaliyetlerinden dolayı üçüncü kişilere yükledikleri maliyetler veya sağladıkları faydalar şeklinde dışsallığı tanımlamak mümkün olmaktadır. Diğer bir deyişle. Ve bu bağlamda işte karşımıza pozitif ve negatif dışsal ekonomiler çıkmakta bu bağlamda. Burada baktığımız zaman nedir? İşte iki tane farklı diyagram örnek olarak gösterilmiş. Pozitif dışsal ekonomilerde ne vardır? Sağlık, eğitim, temiz bakımlı bir bahçe ya da altyapı tesislerin tamamlanması, daha iyi yetiştirilmiş işçi bulunabilmesi gibi pozitif dışsal ekonomiler olarak karşımıza çıkmakta. Örneğin senin sağlıklı olman, sağlıklı olman ailen içerisinde de diğerlerine herhangi bir hastalığı bulaştırmaman ya da toplumda bir araya geldiğin kişilere herhangi bir hastalık bulaştırmamanı ifade ediyor. Dolayısıyla bu onlar için senin kendine dikkat etmen, sağlıklı olman diğerlerine de pozitif bir dışsallık sağlamakta. Eğer sen ama örneğin işte kendine dikkat etmeyip de işte ne bileyim rahatsız olsan, grip olsan mesela, bulunduğun aile ortamından tut da işte çevrendeki arkadaşların ortamında olsun, onlara hastalık bulaştırma riski taşımış olursun. Onlara ne yaparsın? O hastalığı beraberine getirirsin değil mi? Onlara ya da sen eğitim alırsan, bir iş yeri düşün, iş yerinde işçilerini hizmet içi eğitim programlarıyla onların niteliklerini arttırıcı yönde eğitimler verildiğini düşün.
daha iyi üretim yapabilmelerini, daha iyi çalışabilmelerini, daha etkin bir şekilde çalışmalarını, verimliliklerini artırıcı yönde kendilerini geliştirmelerini sağlayan hizmet içi eğitim programlarının yapıldığını düşün. Ne oluyor? O çalışanın niteliği artıyor. Daha kaliteli, daha verimli çalışır hale geliyor. Dolayısıyla bu işçinin orada çalıştığı iş yerinden ayrılıp başka bir firmada işe başladığı zaman ne olmuş oluyor? Bu işçinin, bu sen o işçiyi eğitin için, sen başka firmalar için o işçinin niteliğini arttırarak onlara pozitif dışsal ekonomi sağlamış oluyorsun. Diğer firma o işçinin o şekilde eğitilmesi için herhangi bir maliyete katlanmadı. Katlanmadığı halde daha nitelikli, daha verimli çalışan, daha iyi bir işçiyle çalışabilme imkanı elde etmiş oldu. Veya temiz bakımlı bir bahçe. Sen iki ev düşün yan yana, ilk komşunla. Senin komşunun böyle çok güzel gülleri ektiği, çiçeklerle beslediği, güzel işte yeşillendirdiği, temiz bakımlı bir bahçesinin olması sana pozitif ekonomi sağlar. Pozitif bir dışsal ekonomi sağlar. Tamam mı? Neden pozitif dışsal ekonomi sağlar sana? Çünkü sen her sabah evinden çıktığın anda karşına çıkacak görüntü, manzara o güzel temiz bahçe. O güzel çiçekler. Tamam mı? Seni mutlu edecektir. Gözü zevkini okşayacaktır. Ama o bahçede çöplerin atıldığını düşün. İşte bakımsız olduğunu, her tarafın çöp, kokan bir şekilde olduğunu düşün. Sabah evden çıktığında öyle bir manzarayla karşılaştığın zaman ne olur? Senin moralin de bozulur, rahatsız olursun. İşte koku duyarsın vesaire. Görüntü kirliliği yaratır senin açından. Tamam mı? Dolayısıyla sen o bahçenin bakımı için bahçıvana para vermedin. İşte o otların biçilmesi için para vermedin. Çiçeklerin ekilmesi için para vermedin. Hiçbir maliyetine katlanmaksızın o göz zevkinden yararlanabiliyorsun. Dolayısıyla maliyetine katlanmadığın halde bir pozitiflik, dışsallık elde etmiş oluyorsun buradan. Negatif dışsal ekonomilere baktığın zaman işte nükleer denemeler, çevre kirliliği, ozon tabakasının delinmesi, gürültü, kullanmayanların yanında sigara içilmesi gibi bir negatif dışsal ekonomiyle karşı karşıyasın. Bu negatiflik ne demek? Yani sana bir senin faydanı azaltıcı bir etki yaratması demek bu dışsal ekonominin. Tamam mı? Dolayısıyla mesela sen sigara kullanmıyorsan ama arkadaşınla bir yere geçtin, gittin, oturdun. Orada arkadaşının sigara içmesi ya da çevrede oturanların, diğer insanların sigara içmesi ve senin o sigara dumanına maruz kalman senin hastalanmana neden olacaktır. Senin rahatsız olmana neden olacaktır. Öksürmene, gözlerini yaşarmasına neden olacaktır. Dolayısıyla sana negatif bir etki, yani fayda düzeyini azaltıcı bir etki yaratmasına neden olacaktır. Mesela o kafedeki kahveyi, çayı çok sevmene rağmen artık o kafede çok fazla sigara içildiği için gitmemene neden olacaktır. Tamam mı? Veya çevre kirliliği, aynı şekilde çevre kirliliği sana işte negatif bir şekilde yansıyacaktır. Dolayısıyla bir başkası nedeniyle ortaya çıkan bir durum var. O durumdan senin faydanı azaltıcı bir etki yaratması söz konusu olması ifade edilebilir burada. Dolayısıyla bu şekilde ayırdığımız bu negatif ve pozitif dışsal ekonomileri yine aynı şekilde kendi içerisinde pozitif dışsallık ve negatif dışsallığı üreticiden üreticiye, mesela bir pozitif dışsallık sağlanabilir ya da üreticiden tüketiciye ya da tüketiciden üreticiye veya tüketiciden tüketiciye bir pozitif dışsallığı sağlanması söz konusu olabilir. Dolayısıyla burada zamanımız azaldı. Ben kısaca şey yapmak istiyorum. Pozitif ve negatif dışsallıklarla hem tüketiciler hem de üreticiler karşı karşıya kalabilmektedir diyebiliriz. Ve bu nedenle de önce pozitif dışsallığın ortaya çıktığı durumları istersen bir ele alalım. Ondan sonra negatif dışsallıklara bakarız kısaca. Örneğin bir üreticinin
üretiminden dolayı diğer firmaların herhangi bir bedel ödemeksizin sağladıkları maliyet avantajları üreticiden üreticiye pozitif dışsallığı ifade etmekte. Örnek olarak da mesela bir arı üreticisini düşün. Tamam mı? Ne oldu? Bir arı üreticisiyle bir meyve bahçesinin meyve bahçesi sahibinin olduğunu düşünelim. Her ikisi komşu olduğunu düşünelim. Bir yerde meyve üreticisi var, diğer tarafta meyve ağaçlarına sahibi olan var. Bir tarafta da arı üreticisinin olduğunu düşün. Şimdi arı üreticisinin arıları ne yapacaktır? İşte meyve bahçesi sahibinin meyvelerindeki çiçeklerden polen toplayacaklardır, değil mi sonuçta? Dolayısıyla oradan yararlanarak bal üretmeye başlayacaklardır. Dolayısıyla arıların meyve bahçesinden polen taşımalarıyla birlikte arı yetiştiricisi aslında bahçe sahibine pozitif bir dışsallık aktarmakta. Nasıl? Ya da şöyle diyelim, aynı şekilde meyve bahçesi sahibi de arı yetiştiricisine bir pozitif dışsallık sağlamakta. Karşılıklı her ikisi de birbirine pozitif dışsallık sağlamakta. Meyve bahçesi sahibi nasıl sağlıyor pozitif dışsallığı? O meyve ağaçlarının orada olması sonucunda arıların bir oraya gidebilmelerini, oradan polen alabilmelerini sağlıyor. Dolayısıyla bal yapabilmelerini sağlıyor arı yetiştiricisi açısından. Arı yetiştiricisi nasıl bir pozitif dışsallık sağlıyor meyve bahçe sahibine? O da ne yapıyor? Bunun sonucunda ağaçlarının ne deniliyor ona? Meyve ağaçlarının ne diyorlardı ona ya? Unuttum şimdi. Şeylerinin taşınmasını sağlıyor. Yani ne diyorlardı ona ya? Unuttum. Ağaçların ne diyorlardı ona? Arılar geldiği zaman ağaçlardaki çiçeklere konup da onların üremesini sağlıyor. Öyle diyelim artık. Dolayısıyla aslında iki üretici de hiçbir ek maliyete katlanmaksızın birbirlerine fayda sağlamış oluyorlar. Birbirlerine pozitif bir dışsallık aktarmış oluyorlar aslında baktığın zaman. Herhangi bir maliyete katlanmaksızın, ek bir maliyet ile karşı karşıya kalmaksızın birbirlerine fayda sağlamaları söz konusu olmakta. Negatif dışsallık söz konusu olduğunda ise yine negatif dışsallıkta da çok fazla detaya girmeyeceğim, zaman çok fazla oturttum seni orada. O da yine üreticiden üreticiye, üreticiden tüketiciye, tüketiciden üreticiye ve tüketiciden tüketiciye şeklinde gerçekleşebilir. Dolayısıyla bu negatif dışsallıkta baktığın zaman nedir? Bir üreticinin üretiminden dolayı bir diğer üreticilerin maliyetlerinde meydana gelen artışa üreticiden üreticiye negatif dışsallık adı verilebilir. Nedir? Örneğin bir firma atıklarını denize ya da nehre bıraktığını düşün. Tamam mı? A firması atıklarını denize ya da nehre bırakıyor. O zaman o bölgede örneğin denizden ya da nehirden avlanarak, yani geçimini sağlayan balıkçılar varsa, o balıkçıların tutabileceği balık sayısının azalması söz konusu oluyor. Dolayısıyla balıkçılar bundan negatif yönde etkileniyorlar, değil mi? Dolayısıyla onların suçu olmamasına rağmen firmanın atıklarını denize ya da nehre bırakması sonucunda daha az balık yakalamaları söz konusu olduğu için geçimleri ne olacaktır? Daha zor hale gelecektir balıkçıların diyebiliriz. Şimdi o zaman burada dersi bitirelim. Önümüzdeki hafta için eğer sorularınız varsa, mesela geçen haftaki ya da geçen üniteden, 7. üniteden işlemediğimiz bazı yerler var mesela. İşte monopol piyasası ile ilgili kısımlar vardı hatırladığım kadarıyla orada. Onlar var. Ya da ne bileyim
şimdiye kadar çalıştığınız, baktığınız, gördüğünüz, eksik kalan yerleriniz var ya da anlamadığınız yerler var. Tamam, onlarla ilgili olsun. Ben de yine soru örnekleri getireceğim önümüzdeki hafta. Onların üzerinden gideceğiz. Yani ne varsa, sormak istediğiniz bir şeyler varsa hazırlayın. Öyle gelin, tamam mı, haftaya derse? O zaman soru örnekleri üzerinden gitme durumumuz olur. Sizin de sorularınızı cevaplama imkanımız olur, tamam mı? Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Seni yeterince sıktım zaten. Hadi hoşça kal.